işverenlerin şu anda en büyük rakipleri ebeveynler. Ev gencinin anne babası ciddi dertli. Aman o sınavlara hazırlanıyor, hiçbir şey yapmaz. Konfor insanı çürütür demiş. Bir Türk düşünür. Beklentileri var ve sorumlulukları var. Okul da bunu verir. Hepimizin bir eksiği var. O eksiği tamamlamadan şuradan şuraya gidemez. Eksik bitmiyor ki. Ondan sonra işte ev çocuğu, ev genci şöyle yapıyor. 6 aylık bir çocuğa yaklaşımımızla 26 yaşındaki bir gence yaklaşımımız eğitim ve ebeveyn olarak aynı olamaz. Bu şimdi işte ev çocuğu dediği şey aslında tembel. Ama o kadar meşgul ki. Tabii. Abi bir fenomen var bak şimdi. Yani bende de var, bizim evde de var. En az bir tane. Bende 3 çocuk var ama bir en az böyle. Ona galiba böyle şey nasıl ev genci mi diyorlar, ne diyorlar? Ha, yeni evet. Bir trend evet, varmış tabii. O konuda. 68 kuşağı dev gençlilerdi, şimdi ev gençliler kuşağındayız. Abi evde kendince böyle tüketen, bayağı tüketen, özellikle de veri tüketen, internet tüketen, herhangi uzun vadeli ciddi bir şey yapmak için bir motivasyon göstermeyen, iş, güç, kariyer gibi falan hiçbir telaş hissetmeyen, özgür gözüken ama atıl yaşayan bir garip versiyon türedi. Ben yani benim aile çevremde en az 2 kişiyi net olarak tanıyorum böyle. Bu mesela eğitimin özgürleşmesi, yaygınlaşması, verinin bu kadar kolay ulaşılabilmesi falan falan durumuyla beraber çıktı gibi gözüküyor. Sen bunu bir sorun olarak görüyor musun bir eğitimci olarak? Evet. Ben onu merak ediyorum. Ya böyle bir durumumuz var mı hakikaten? Var var. Bunu sadece ben sorun olarak görmüyorum. Bu arada teknik olarak artık ev genci diye bir kavram kullanılıyor. Şey tabii. Çalındı benim kulağımda. Tabii tabii. Bu artık bir sosyolojik tanımlamaya dönüşmeye başladı. Ve sadece Türkiye'de değil, dünyada da bu anlamda büyük bir sorun var. Ev genci dediğimiz şu, yeterli eğitimi var. Her an iş piyasalarına girebilir. Girişimci olarak da, çalışan olarak da her an girebilir. Ama girmiyor, evde bekliyor. Yerim dar, yenim dar. Tabii, öyle. Yani iş beğenmiyor. Hiçbir işi kendisine layık görmüyor. Ve evde bir gün yapacağı büyük bir işin hayalini kurduğunu bize anlatıyor. Hep bir yırtacağı büyük bir projesi var ve onunla ilgili. Ya yırtacağı büyük projesi mi acaba, yoksa böyle yırtacağı büyük bir proje olma ihtimaline dair bir hissiyatı mı? O değil. Hani o... proje çalışılmış bir şey ya. O evde boş oturdum dememek için işin entelektüelize edilme biçimi. Evet, çünkü bugün yakın dönemdeki sorumluluklarını yerine getirmekten kaçarken bunu daha büyük bir sonuca bağlı. Peki bu ev genci niye ortaya çıktı? Bunun hem ebeveynlikle hem okul sistemiyle hem de ekonomiyle ilgili ayakları var. Ekonomiyle ilgili ayağı şu. Şimdi eskiden biz iş dünyasına giriyoruz. Sinan'la Ali bir işe başvurduk. Diyelim. İş görüşmesine gittik. Biz çalışanlar olarak şuna bakıyorduk. Hangisi daha çok maaş veriyor? Araba veriyor mu? Yurt dışı seyahati var mı? Gibi. Ailemizin bize sunamayacağı olanaklarla ilk karşılaşacağımız yer olarak iş yerini görüyorduk. Bizi hayata atılmamızı sağlayacak alan olarak görüyorduk. İşveren de bakıyordu, ya Ali'yi ya da Sinan'ı işe alayım, yandaki şirketten daha çok vereyim ki onu kendi bünyeme katayım diyor. Rakip şirketi. Rakip şirketti. Alacak. Şimdi ebeveyn burada oyunu bozdu. Yani şu anda ev genci diye alıyoruz ama oyunu bozdu. Nedeni de şu, işverenlerin şu anda en büyük rakipleri ebeveynler. Yani onun verdiği kaynağı kimse kaynağı, onun verdiği kaynağı, boş zamanı, tatil fırsatlarını, arabayı, yurt dışı seyahatlerini, bunların hiçbir şirket artık sağlayamıyor. Sağlayamadığı için de şirketler o çocukların evden çıkmalarını sağlayacak motivasyona sahip değil. Öyle bir nedeni yok çocuğun yani. Nedeni yok yani, dışarı çıkmasını gerektirecek gerekçe yok. Yani iş görüşmelerinde bir gün bir arkadaşım anlattı, önemli de bir şirketin yöneticisi. Pencereden de bakıyormuş aşağıya tesadüfi olarak. Çocuk diyor lüks bir arabayla içeriye park etti. Bizim ona teklif edeceğimiz büyük ihtimal onun aylık yakıt gideridir. Yani biz bu çocuğu nasıl alacağız? Sonra zaten çocuk geldi, ya ailem görüşme yapmamı istediği için yapıyorum bu görüşmeleri. Çok çalışmaya niyetim yok, benim bir dijital projem var, onu yapacağım diyerek gitti. İş piyasalarındaki ücretlerin düşüşü, sosyal olanakların düşüşü bir şey. Çünkü eskiden benim gibi köyde yaşamış çıkmış bir çocuğu bir araba vermeleri bile motive tabii, etmek için yeterli. Tabii. Çünkü benim elde edemediğim bir şeyi sunuyor. Tabii. Aileler cephesinden olay şu. Aileler çocuklarının o kadar kolay elde etmesini sağladıkları bir hal yarattılar ki. Bir şeyi elde etmek için çalışma kültürünü öldürdüler çocuklar. Hazlarını ötelemediler. Olgunlaşma... Bu arada bunun için zengin olmak falan da gerekmiyor. Gerekmiyor tabii. Kendilerinden arttırıp çocuğa bir nevi anne babalıkta hissettikleri eksikliği bir rüşvete evet. Dönüştürerek verme gibi bir durum var. Yani şöyle düşünün, şöyle çocuklar var. Anne baba emekli olmuş, çalışmaya devam ediyorlar. O çocuk evde bilgisayarın evet. Başında evet. Rahatla oturuyor. Peki bu nasıl doğdu? Bu bence şöyle doğdu. Çocuk üniversite sınavına hazırlanıyorsa yemeği önüne koyduk, bulaşığı kendimiz yıkadık. Aman o sınavlara hazırlanıyor, hiçbir şey yapmasın. O
onu o kadar bir önemli noktaya getirdik ki. Koruma altına aldık. Koruma altına aldık ki o son o koruma kalkanı hepimiz için yani çok konforlu bir alan orası. Düşünsene dışarı çıkıp da o soğuk dünyadan anne rahminden çıkmak gibi bir şey. Aynen öyle. O yüzden işte anne rahminden çıkış artık 25-30'lu yaşlara geldi yani. Tabii. O da iyi ihtimalle. O da iyi ihtimalle. Senin birkaç sene önce bir sohbetimizde mi, bir seminerde mi bir tespitim vardı. O beni çok etkilemişti. Çok anlatırım her zaman o zamandan beri. Mesela bir ailede dedin 4 kişi varsa ve ailenin geliri x liraysa herkesin payına x bölü 4 lira düşer evet. Dolayısıyla. Ama mesela çocuklardan en az birinin eğitimi için herkes kendi payından feragat etmek zorunda kalıyorsa yani onun payına düşenden daha fazla para harcanıyorsa burası çok kritik. Diğer üçü mutsuz oluyor. Mutsuz oluyor. Ya da işte anne baba ikisi mutsuz oluyor. Tamam. Hayatlarından kısa. Mutsuzluk en büyük sabotaj zaten. Yani o çocuk en iyi okullarda okusa bile mutsuz bir evde zamanının çoğunu geçiriyor. Mesela bir de işin bu tarafı var. Yani korumanın, o çocuğu korumanın bir bedeli var içeride. Yani kendi hayatından feragat etme. Mesela birçok işte ev çocuğu diyelim. Ev genci mi diyorduk? Evet. Ev gencinin anne babası ciddi dertli. Mesela bunlardan bir tanesi de belki biziz. Hani lan ne yapacağız bu çocuk nasıl gaza getireceğiz falan diye düşünüp duruyoruz. Ama o biraz da bizim davranışlarımızdan, ebeveynin davranışlarından yansıyan bir şey. Yani tabii bütün yükü de bu arada ebeveyne yüklemeyelim. Mesela ben şahsen hani gaza getirme konusunda fena olmadığımı düşünüyorum ama seninle daha evvel konuştuğumuz mesela işte disiplin, hayata yön verme falan filan işlerinde şey konuştuk ya hani böyle bir boş alan yok hayatta hep bir şeyler doluyor diye. Ya çocuk evde hiçbir şey yapmadan yatınca da meşgul abi. Tabii. 7-24 gözü kulağı bir şeyler alıyor yani devamlı meşgul. Sizin abi. İşle iyi alışkanlıkla doldurmadığınız her boşluğu kötü bir alışkanlık doldurur. Aynen öyle. Boşluk iyi bir şeydir diyoruz ama bu kendi yapacağınız, dünyayı unutarak zaman geçireceğiniz entelektüel faaliyetler için bahsediyoruz. Ya da ruhsal faaliyetler için bahsediyoruz. Çocuklar boş değil. Yani evde oturduğunda ekrandaki bütün dünya onu meşgul etmek üzere bir sistem dizayn edilmiş. Büyük bir endüstri dizayn edilmiş. Biz o endüstriyle savaşıyoruz. Yani biz çocuklarımızı işte ekran bağımlılığı biliyorsun çok konuşuluyor ki bu ev gençlerinin önemli kısmı aynı zamanda ekran bağımlısı. Ekran bağımlılığıyla savaşmaya çalışıyoruz. Ekran yani kötü alışkanlıkla savaşılmaz. Kötü alışkanlığın yerine iyi alışkanlık. İyi alışkanlık bir de böyle tepeden basarak da olmuyor. O da olmuyor. Bir de evden birileri yaparsa bu iş daha kolay oluyor. Daha kolay oluyor. Yani. Biri bu. Şimdi biz hep çocuklarımızı büyük işler yapacak. Hani üniversiteyi kazanacak. Hep gelecekteki bir büyük iş için hazırlıyoruz. Bakın çocukluklarından beri öyle. Bu sırada yatağını bile toplatmıyoruz. Bulaşıklara yani yaşına uygun hiçbir sorumluluk vermiyoruz. Yaşına uygun hiçbir sorumluluk vermediğimiz küçükken çocuğun 25 yaşına geldiğinde yaşına uygun davranmasını bekliyoruz. Biz ondan hiçbir zaman yaşına uygun sorumluluk istemedik ki. Aynen. Önce bir yatağını topla da sonra şirkete evet. Bakarız. Çok doğru. O yüzden bütün okul ve aile şunu düşünmek zorunda. Her çocuğun yaşına uygun sorumlulukları var. Çişini tutmakla başlayan bir sorumluluk silsilesi hayat boyunca gidiyor. Ona yaşına uygun sorumlulukları verir. Küçük başarılar, küçük zaferler kazandırırsak onu büyük zaferlere hazırlarız. Ve tabii o zaferleri de biraz kutlayabilirsek. Kutlayabilirsek, yanında olabilirsek, ona kendini başarılı ve değerli hissettirebilirsek. Şimdi bunların hiçbirini yapmayıp gelecekteki büyük zafere hazırlarsak o çocuk o savaşa girmiyor. Çünkü başarısızlık nedir bilmiyor. Aynen öyle. Mücadele etmek nedir bilmiyor. Ya bir de o erken erişkin yaşlara geldiğinde öğrendiği sanat, bilgi falandan çok öte bir beceriye ihtiyacı var. Evet. O da ne olduğunu bilmek, sınırlarını evet. Bilmek mesela. Ya o yaşa kadar sınırlarını hiç denememiş bir adam, hep hazır içerik tüketmiş, hep böyle bakılmış, edilmiş bir adam. Kendini bilmediği için zaten ne yapması gerektiğini de fark evet. Edemiyor. En büyük becerisi yok aslında. Belki de ev gencinin en önemli problemi kendini bilme problemi. Evet. Çünkü bir insan en azından bir sınırını, yeteneğini bilse onu der ki bu tarafa doğru acık bir adım atayım yani. O olsa harekete geçer. O olmadığı için harekete geçemiyor. Ve aslında bizim böyle nimet sandığımız, destek sandığımız, koruma sandığımız birçok şey baya baya sabotaj abi. Sabotaj. Hayatlarını yani sabote ediyoruz. Aynen yani. Sabote ediyoruz yani dümdüz. Tabii. Hani yiyen çocuğa 10 kat yedirip de kilo aldırmak gibi. Evet. İşte aynısını okullar da yapıyor. Yani ne dedik? İş dünyası talebi karşılayamıyor. İsteği karşılayamıyor daha, taleplerini karşılayamıyor gençlerin. Aileler onlara yaşlarına uygun hiçbir sorumluluk vermeden gelecekte büyük sorumluluk bekliyor. Okullar bu konuda daha profesyonel bakarak yaşlarına uygun akademik, fiziksel, duygusal beklentileri var ve sorumlulukları okul da bunu vermiyor. Okulun bir müfredat derdi var. Okulun bir müfredat derdi var. O müfredatı yapıp yapmamanın da bir yaptırımı da yok. Evet. Bu arada sadece kazanımlar diye bir hikaye var evet. Değil mi? Yani orada ne yaptığına da çok kimse karışmıyor. Yok, kazandı mı kazanmadı mı ya da bakmıyoruz. Yani bunları kazansa iyi olur. Kazansa iyi olur diye bakıyoruz. Çünkü hani bak yine daha önceki sohbetlerimizde konuştuğumuz hani okul nasıl disiplinle ilgili.
Ya şimdi geçme kalma gibi. Hiçbir bariyer olmadan çocuklar düşünsenize lise bitene kadar getiriyoruz. Hiçbir cezalandırma sınırlama hiçbir şey yok. Yani minimumu teşekkür alan grupla geliyoruz. 3 milyon kişi sınava girip ilk 50 bine girme mücadelesi verdiriyoruz. Ve sonra bu çocuklar niye başarısız oldu? O yüzden babam teşekkür açtı vermekten yorulmuştu. Yani. Etraftaki çocuklar herkese teşekkür veriyorlar. Baba dedim o normal yani. Tabii. Geçti demek artık. Yani artık geçtiği için teşekkür ediyorum. Yine ebeveynler ve okullar olarak şu çok kolay ödüllendirmekten, çok kolay alkışlamaktan, zaten sorumluluğu olduğu şeyi yapmasından dolayı pohpohlamaktan evet. Çocuklarımızı bir vazgeçelim. Bir canlı varlığın, buna bitkiler de dahil aslında, cansız varlıkları da dahil edelim, gelişebilmesi için zorlanmaya ihtiyaç var. Konfor insanı çürütür demiş bir Türk düşünür. En güçlü bitkiler kayalıklardan fışkırıyor. Öyle büyük mücadeleyle fışkırıyor tabii. Ki sapasağlam oluyor. İşte rüzgar çok eserse ağaç gövdesi, kalın oluyor. Yani herkes kendini buna göre hazırlıyor. Biz büyük bir mücadelenin olduğu dünyaya hiçbir kendini koruma enstrümanı kazandırmadığımız bir çocuğu bırakıyoruz. Abi bak bu tehlikeyi katmerlendiren bir şey daha var. O da benim son zamanda çok dilime gelen bir şey. Eksiğini onarmak için çocukların devamlı tepelerinde olmak. Yani bilmem ne kursu alsın, şunu güçlendir, bunu burada zayıf, buraya destek var. Ya bu çocuğun kuvvetli tarafının desteklenmesi gibi bir şey kimsenin aklına gelmiyor. Bir insan uzun boyu varsa uzun boyu hayatta bir avantaj olarak kullanabileceği bir şeyler yapması mantıklı yani. Ne bileyim işte ya da küçücük boylu bir çocuğun basketbol kariyerine zorlanması falan anlamsız bir şey. Dolayısıyla bu çarpık anlayış galiba eğitimin de kültürün de desteklediği bir şey. Hepimizin bir eksiği var. O eksiği tamamlamadan şuradan şuraya gidemeyiz. Eksik bitmiyor ki. Ondan sonra işte ev çocuğu, ev genci şöyle yapıyor. Ben başarısız bir adamım. Bir sürü eksiğim var. Ömür boyu öğreneceğim, bu iş bitmeyecek. Ben bari YouTube'da bir video daha izleyeyim. Evet. Gelip herhalde buraya bir nevi böyle bir şey, uyuşturucu kafası gibi bir kafa bu. Ve iyilik yaptığımızı zannederken aslında baya baya bir sabotaj. Öyle de bir sabotaj ya abi bu. Mesela ben kendimde yakalıyorum. Kimse bana ne istediğimi sormamış ya uzunca bir süre. Allah'tan bir iki adama denk geldik de muhtemelen onların zehirlenmesiyle bugün istediğimiz bir şey yapabiliyoruz. Kendime ne istediğimi sorma yeteneğim birçok açıdan tamamen ortadan kalkmış. Ve yaşım 60 da olsa 70 de olsa benim dışarıda hiçbir engellemeye ve düşmana ihtiyacım kalmamış yani. Kendi kendime gırtlağını sıkıyorum abi. Olmaz, ben bunu yapamam mesela. Aynı mesela ticari konularda konuşuyoruz ya seninle. Mesela bıraktım abi birkaç senedir. Ben o anlamam lafı mesela çok ciddi bir problem. Ben bunu öğrenemem demek yani. Ne demek öğrenemem ya? En azından temelini öğrenirsin, öğrenmelisin. Eğer bu işin içinde bir şey yapıyorsan ya da etrafındaki insanlara insanlıkla dair bir işte bir şeyler anlatıyorsan bu da işin bir parçası. Ama öyle bir eksiklik hissiyatı var ki orayla ilgili. Ben bunu öğrenemem. Yani burada yapamam. İşte o Nobel'i alamam bilmem. Böyle bir yere koyuyoruz kendimizi. Yani sadece ev genci bir şey yapmamakla kalmıyor. Sürekli kendisini de sabote ediyor gibi bir tabii, durum var. Tabii. Geri doğru yani. Ve şuna dönüyor. Şimdi okulların ve ebeveynlerin en önemli hatalarından birini şöyle görüyorum ben. Bir yaklaşıma inanıyoruz. Çocuk yetiştirmek ya da eğitimci olarak. Ve bu sanki her yaşı, hani biraz önce dedin ya herkesin başka bir güçlü alanı var. Her yaşın da başka bir beklentisi ve alması gereken şey var. Yani biz 6 aylık bir çocuğa yaklaşımımızla 26 yaşındaki bir gence yaklaşımımız eğitim ve ebeveyn olarak aynı olamaz. Bir olaya yaklaşımımız çok sevecen olabilir, bir başka olaya yaklaşımımız çok katı olabilir. Belli bir yaşta tolere edeceğimiz bir davranışı belli bir yaşta tolere etmememiz gerekir. Hani biz seni pamuklara sararım. Onu çocukken, bebekken tabii ki yapalım. Ama 15 yaşındayken de artık pamuklara bir sarmalayıp sarmayalım yani. O onun kozası değil o artık. Onun kozası dış dünya. Onun kozası rekabet ettiği, mücadele ettiği yaşam. Yani biz evimizi ve okulu yaşamın bir demosuna, onun küçük örneklerine çevirmezsek ve bizim kontrolümüzde ve ne kadar güzel ki korumamız altındayken başına işler gelmesine izin vermezsek, biz olmadığımız yerde başına ilk kez o iş gelecek. Ya bırakalım bir sınavdan kalsın, sınıf tekrarı yapsın, bunlardan korkmayalım, bunlarla bir çocuğa bir şey olmaz. Ama ilk başarısızlığını iş hayatında yaşayan, evde yaşayan biriyle bu olmuyor. Yani ben yıllarca işte Anadolu'da yetişmiş bir erkek çocuğu olarak işte mutfağa sokulmayan, uğraşsa da ilgilenmeyen biri olarak bugün bakıyorum ben mutfakta bayağı becerikli biriyim. Etiketimi 40'lı yaşlarımdan sonra... İçinden bir İtalyan çıktı 40'larımdan. İçimden bir İtalyan çıktı. Hele hele şimdi 50'me geldiğimde bir şey fark ettim Sinan. Ben mutfağı temizlemeden yatmıyorum. Bu beni eskiden tanıyan herkes... Ali çok dağınıktır.
Şimdi, emek gösterdiğin yerde tabii dağınıklık abi. Bana çok konforlu bir şey gibi geliyor. Ben de o konforun içerisinde ne diyor? Ali zaten dağınıktır. Arkadaşlarım, ailem, herkes benim arkamı toplamayı kendine görev ediniyor. Ama ben bugün baktığım yerde diyorum ki 50 yaşında bir birey olarak bir ev yaşamının içerisindeki sorumluluklarımı almak zorundayım. Ve şimdi o bariyerleri zihnimden çıkardığımda ki sen de birkaç kere tanık oldun, mutfakta iyi biri olduğumu fark ettim. Temizliğin ne kadar güzel, düzenin ne kadar güzel olduğunu fark ettim. Şimdi 50 yaşında fark ettiğimiz iyi alışkanlıkları çocuklarımız 50'sinde fark etmez. Biraz nesle erken yol aldıralım yani. Erken bu yol aldıralım. Her yaşın öğrenme şeyi vardı ne işte şimdi seninle kampımız var bizim. Evet. İlk defa ben gençlik alanına yani işte 14-17 yaşa bir giriş yapacağız. Çocuk kampı tecrübemiz çok var. Orada çok rahatız. Ama senle de yaptığımız sohbetlerde işte kampı düzenlerken yaptığımız planlarda mesela orada onların gönlünü hoş tutmak ana görevimizken burada yani acı bir şekilde silkelememiz gerektiğini kesinlikle fark ettim. Yani o yaş grubunun çünkü şefkatli bir şekilde sarsılmaya ihtiyacı var. Arkadaş ya bak yakında direksiyon eline gelecek. 18 yaşında arsa alıp satabileceksin. Dolayısıyla artık bu hayata hazır olmak için şunları fark etmen lazım gibi. Biz ilk başta oturduk. Ben açıkçası hani çocuk kampı gibi düşünerek ya bu gençleri nasıl oyalayacağız? Yani ne oyalamasın? Ne oyalamasın? Artık oyalanacak yaşı geçti onlar. Zira kendi halimi düşündüm. Ben o sıralarda vallahi oyalanıyordum yani. Çok fazla vakit kaybettim mesela. İşte şimdinin tabii içinde yaşadığımız bu dönemin şu anda biz bir şeyin resmini görüyoruz. Yarın bugün bir de musulucu var. Yani şimdi o sonuçları ben kendi kafamdan düşününce hani bu işe bir hakikaten müdahale etmezsek ciddi bir problem yaşayacağız diye düşünüyorum. Mesela oldukça çekindiğim gençlik kampı işine de girmem bu nedenle. Çekindiğim derken o yaş grubuyla iletişim zordur ya. Hani biraz böyle ay ay falandır. Ama zannediyorum ki liselerde orada burada edindiğim tecrübe sen zaten içinden biliyorsun. Yani çocukları gerçekten onlar üzerinden yani kendi hayatları üzerinden, kendi ihtiyaçları üzerinden yakalayabildiğin zaman çocuk bunu anlıyor. Ama evinde otururken YouTube onu oradan yakalamıyor. YouTube onu uyuşturulacak tarafından yakalıyor işte. Serbest içerik tüketmenin o kötü alışkanlık doldurma potansiyeli de galiba buradan geliyor. Abi bayağı sarı alarm durumu var yani. Kesin. Özellikle o hani bir gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkelerde bunun çok yaygın bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Ben bu kamplarla ilgili çok da mütevazı olmayacağım. Ülkemizin çocuklarına en büyük katkılarımızdan biri olacağını düşünüyorum. Çünkü bunu bütün bir okul boyutunda falan yapmak çok zor oldu. En azından bu konuya niyetli ebeveynlere bir alan açmak. Ki biliyorsun hep konuşuyor. Bunlar daha uzun süreli kamplara çevirmek lazım. Zaten bizim kampların yani biliyorsun en önemli özelliği hani burada da söyleyelim. Anne babayla, ebeveynle o çocuk üzerine etkili olan mümkünse hocalarla, öğretmenlerle de masaya oturmak. Onlarla da bir konuşmak. Evet. Yani çünkü çocuğa tek başına yaptığımız herhangi bir etki eve gidip de eski hale boğulup gider yani. Eski halin içinde kaybolur. Dolayısıyla onu aslında işte bu muhabbet de biraz o yüzden yapıyoruz. Topyekun bir aga ne oluyor diye sormamız gereken bir zamanda yani. Böyle bu kadar bilişsel imkanın içerisinde bu kadar debil hale gelmek çok hoş bir şey değil. Bir de şey bu kadar konuştuk konuştuk ne fark ettim biliyor musun? Eskiden atalarımızın bir lafı vardı. Tembel ya derlerdi. Bu şimdi işte ev çocuğu dediğin şey aslında tembel. Ama o kadar meşgul ki. Tabii. Ama İlk defa bu kadar meşgul tembeller var yani. Bu çağın bir şeyi şu. Mesela eskiden yine geriye dönüp tembel vardı. Mesela bazı aileler şöyle derdi işte köyde birine bakarsın her gün çocuğunu gezdirir falan. Ya ben bizim çocuğa biraz düşkünüm. Düşkünlük var. Bunların hepsini entelektüelize ettik şimdi. Ebeveyn çocuğuna aslında düşkün. Bu onun için iyi bir şey değil. Ama onu öyle entelektüelize ediyor ki okul kötü, dışarıda tehlikeler var, başka alanlar var, ben onu koruyorum. Halbuki bunun bir çocuğuma düşkünüm, çok olası, çok insani bir şey olduğuyla yüzleşse ya bu doğru değil fark edecek. Onun yerine işte okula daha alan açacak, kampları açacak. Kamplar biraz onlarla bence şeyi de sağlayacak. Bu arada izliyor biliyorum bunu. Yani yayınlandığı zaman izliyor olacaklar. Birkaç tane arkadaşım var benim. Yani çocuk kampında çocuklarını getirken o bensiz yapamaz diye getiriyor. Onlara rehabilitasyonum haftalar sürüyor. Kendisi yapamıyor çocuk olmayı. Tabii. İlk defa ayrılacağım, Allah'ım deliriyorum falan filan. Hakikaten çok zor durumdayız bazı açılardan. Evet. O kadar böyle sınırlı bir çevre içerisinde, mikro bir dünyada her şeyimizi karşılamaya çalışıyoruz ki insan oraya sığmıyor abi. Ev gencinin de patlaması fena olacak. Fena ben sana olacak söyleyeyim. Ve şeyi söylüyorum, hani hep Türkiye için deniyor ya, en büyük hazinemiz gençlerimiz diye. Bizim şu anda evde oyalanacak zamanımız yok. Gençlerimizi evde oyalayacak bence. Ne zamanımız var, becerimiz ne de yok. Yok ve onlara bu kötülüğü yapmaya bence hakkımız yok. Yani ev gençleri evde oyalanmasın diyelim. Gerildim şimdi ben Mete Han'ı bir arayayım. Vallahi.